Peki bundan sonra yani 1 Temmuz 2024 tarihinde %25'lik kira artış oranı işte ortadan kalktığı takdirde kontratta neye dikkat etmek gerekiyor? Burada en önemlisi şu, kira kontratlarındaki artış oranları zaten bizim Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen burada 12 aylık TÜFE ortalamasına dikkat edilmesi çok önemli. 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde de yine konut sahipleri kiracılarından bu miktarın üzerinde bir artış yapılmasını istemeyecekler. Nasıl ki şimdi %25'in üstünde bir kira artışı yapılamıyorsa, o zaman da yani 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra 12 aylık TÜFE ortalamasının üstünde bir artış yapılması istenemeyecek. Ama her halükarda çıkacak olan, yeni belirlenecek olan rakam %53, %54, belki %55'ler civarında olacağı için mal sahiplerinin bir parça daha elini kuvvetlendirecek. En azından piyasa koşullarının birebir enflasyonu yakalamasa bile enflasyonist bir ortamda alabilecekleri maksimum kira artışını yapabilecekleri yeni bir dönemle 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra, yani 2 Temmuz itibariyle yenilenecek olan kira sözleşmelerinde %54'lük, %55'lik konut kiralarındaki artışın yapılabileceğini öngörüyoruz. Ancak buna ilişkin henüz bir karar alınmış değil. Daha doğrusu geçici ikinci madde düzenlemesinin yeniden üçüncü bir geçici düzenleme olarak gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Henüz bir netlik kazanmadı. Ancak söz konusu geçici ikinci madde düzenlemesinin devam etmemesi halinde, evet, 2 Temmuz 2024 tarihinden sonra TÜİK'in 12 aylık TÜFE verilerine göre konut kiralarında bir artış yapılabilecek.